Merhabalar, yeni video ile karşınızdayız. Daha önce kanalda görmeye alışık olmadığımız türden bir video bu. Bir e-kitap okuyucusu incelemesi yapacağız. Aslında blog tarafında yapmıştık. Ama kanalda bir video ilk defa yapma şansımız olacak. Karşımızda Onyx Box'un Note 3 modeli var. Oldukça güzeli bir cihaz. Yaklaşık 20 gündür bende. Hem kendi tecrübelerimden bahsedeceğim hem de cihazda neler yapabiliyoruz onlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. İsminin hakkını veren bir cihaz var karşımızda. Not alma fonksiyonları oldukça gelişmiş. Ayrıntı olarak size bahsedeceğim, göstereceğim ama bu cihaz kimlere hitap ediyor? Kimler bu cihazı alabilirler? O konudaki yorumlarımı söylemek istiyorum. Öncelikle bir şeyler fazlasıyla okuyan, ne tür şeyler, işte makaleler, yazılar, haberler vesaire. Bunları okuyan ve bunların üzerine çeşitli notlar alanlar için çok ideal. Akademisyenler, öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri ya da okurlar için de çok ideal. Biz okurlar eğer bir şeyler okurken çok fazla not alıyorsak ve o notları bir şekilde istifleyip tekrar onlardan faydalanıyorsak karşımızda bizim için çok enfes bir cihaz duruyor. Hadi onu daha yakından tanıyalım. Ürünümüzün kendisi çıkıyor. Bir adet stylus kalem ve kutuya baktığımızda ise oldukça şık bir kutu bizi karşılıyor. Şöyle açalım. Ürün böyle bir kılıfın içinden çıkmıştı. Bir ekran koruyucu film var ama ben inceleme yapacağım için bu filmi kullanmadım. Tip C bağlantı ve şarj kablosu. Fakat elimde fazla olduğu için bunu da kullanmadım. Ve dokümanların yer aldığı bir zarf. Kutu içeriği böyle. Tabii cihazın en dikkat çekici yönü ekranı. Bir tablet boyutunda olsa da bir tablet ekranına sahip değil, daha özel bir ekrana sahip. Bilmeyenler için kısaca bahsetmek gerekirse, AMOLED teknolojisine sahip bir ekran var üzerinde ve bu ekran gün ışığında çok rahat bir şekilde okunabiliyor, herhangi bir yansıma yapmıyor. Aynı zamanda tıpkı gerçek işte kağıttan okunan kitap etkisine sahip. Oldukça gerçekçi ve bu yüzdendir ki gözü de yormuyor. Normal bir ekrana belli bir saatten sonra, bakım saatinden sonra gözlerimiz yorulabiliyor. Ama burada öyle bir şey yok. Normal bir kitaptan okumaktan çok bir farkı yok. Bir de tabii ki daha az pil yiyen bir ekran. Bu da pil ömrünün oldukça uzun olması olarak bir avantaj sağlıyor. Cihazın ağırlığı bence gayet ideal. Şu şekilde elimde tutmak zor değil ama işin içerisine bir adet koruyucu girdiğinde elbette ki ağırlık birazcık daha artıyor. İçerisinde Android'in 10. sürümü kurulu, aynı zamanda bir Android tableti. Bu ne demek? Play Store üzerinden uygulamalar kurabileceğimizi bize söylüyor. Ben içerisinde birçok uygulama kurdum. Bunlar benim cihazdan aldığım verimi arttırdı. Bluetooth 5 teknolojisi sayesinde bağlantı yapıp bir kulaklık takabiliyoruz veya başka herhangi bir cihaz takabiliyoruz. 64 GB'lık bir hafızası ve 4 GB'lık bir RAM'i var. Performansı fevkalade akıcı. Note 3'ü oldukça yetenekli bir cihaz haline getiren en önemli şey bu stylus kalem. Yaklaşık 4096 basınç hassasiyetine sahip ve bu yüzden not alırken tıpkı gerçek bir not alıyormuşçasına o kalem hassasiyetini ve fonksiyonelliğini yaşayabiliyoruz. Cihazın okuma ve not alma fonksiyonlarını videonun ilerleyen kısımlarında ayrıntılı olarak tanıtacağım ama bence bu cihazı, Note 3'ü daha da ayrıntılı kılan, daha da güçlü kılan şey uygulamaları. Dediğim gibi aynı zamanda bu bir Android cihazı ve bu Android cihazı Google Play'den uygulamalar yüklenebilen bir cihaz. Örneğin ben kullandığım, çok sık kullandığım uygulamaları içerisine kurdum. Evernote ne işime yarıyor? Bir Evernote'daki notlarıma ulaşabiliyorum. Daha da önemlisi burada not aldığım, yazdığım şeyler otomatikmen Evernote hesabımla eşitleniyor ve bilgisayardan veya başka bir cihazdan o notlara tekrar ulaşabiliyorum. Word, OneDrive ya da ne bileyim Google Drive ya da Dropbox gibi eğer bulut uygulamaları kullanıyorsanız onlar da işinize yarayacaktır. İçerisinde 64 GB bir hafıza var ama bulut teknolojisi sayesinde bu hafızayı oldukça arttırabiliyorsunuz. Tabii başka uygulamalar da var. Artık ne kullanmak istiyorsanız onu indirebiliyorsunuz Play Store'dan. Her uygulama %100 randımanla çalışıyor diyemem çünkü ekranın çalışma mantığı oldukça farklı. Zaten videoda fark etmişsinizdir. AIM mürekkep teknolojisine sahip ekranlar birazcık daha farklı bir çalışma prensibine
de çalışıyor. Onu da size göstereceğim. Tabletin üzerinde, daha doğrusu e-kitap okuyucunun üzerinde ekranın çalışma prensibini de değiştirebiliyorsunuz. Bu da önemli bir fonksiyonu. Bu arada benim en çok hoşuma giden özelliklerinden biri müzik çalar oldu. Buradan bir müzik açıp bir şeyler okurken müzik dinleyebiliyorsunuz. Siz içerisine müzikler atabiliyorsunuz ya da ne bileyim Google Chrome'dan bir müzik açabiliyorsunuz. Veya denemedim ama Spotify gibi müzik servis sağlayıcılarından da bir şeyler açabilirsiniz. Üzerinde güçlü bir hoparlör var ama daha da güzide olan şey Bluetooth bağlantısı sayesinde kablosuz bir kulaklık takabiliyorsunuz. Bir jack girişi yok fakat tip C bağlantısından belki bir kulaklık takılabilir. Bunu da denemedim ama muhtemelen oluyordur diye düşünüyorum. Note 3'te neredeyse her formattaki dosyayı açabiliyorsunuz. Word dosyaları, PowerPoint sunum dosyaları ya da işte PDF'ler, EPUB'lar, mobiler ya da işte en çok hangileri popülerse veya popüler olmayan, dediğim gibi çok fazla format var, onları altta geçiririm. Cihazı ilk açtığınızda karşınıza kütüphane, mağaza, notlar, depolama uygulamalar, ayarların yer aldığı bir bölüm geliyor. İşte burada mesela notların olduğu bir kısım. Buradan ben tekrar kütüphaneye tıklayacağım ve şu okuma işi nasıl oluyormuş bir ona bakalım. Harika. Şu an karşımızda Albert Camus'un Vebası var. Bunu daha önce Karavanda kütüphanede ele almıştık. Oldukça güzel bir kitap. Okuma sırasında istediğimiz gibi notlar alabiliyoruz. Bakın şuradan kalemi seçeceğim. Kalınlığını seçiyorum ve işte veba diyeceğim. Tabii benim yazım birazcık kötü. Onu lütfen idare edin. Ya da birazcık daha kalınlaştırabilirim. Şu kalemin arka kısmında bir silgi fonksiyonu var. Hafif bastırıp ekrana uyguladığımda artık yazdıklarım siliniyor. Sadece bu kadar mı? Evet, hayır. Bakın buradan keçeli kalem seçtim. Siyah tonunu birazcık kaydırmak istiyorum. Kırı yapıyorum. Hop. Ha, bu birazcık ince oldu. Bunu birazcık daha kalınlaştırmak taraftarıyım. Şöyle yapalım. Nasıl? Enfes. Tabi burada mesela benim gibi bazen düz çizgiyi dahi çizemeyenler için başka şeyler de var. Ekranın çalışma prensibi sizi yanıltmasın da oldukça akıcı bir şekilde çalışıyor. Ana sayfaya girip size bunu göstermek istedim. Buradan ekranın çalışma prensibini değiştirebiliyorsunuz. Artık nasıl bir kullanım gerçekleştirecekseniz ona göre gölgelendirme vesaire gibi ekranın fonksiyonlarını değiştirebiliyorsunuz. Şimdi hızlıca okumaya, daha doğrusu ya not almaya geri döneceğim. Şu rastgele karaladıklarımı ben silmek istiyorum. Gayet güzel. Bakın diyelim ki tekrar kaleme geldim. Burada farklı kalemler var ama ben bunu deneyeceğim. İşte karavan yazdım. Tamam, birazcık koyu renkle yazmak istiyorum. Hızlıca onu da düzeltelim. Ne kadar çok bastırırsak tabii ki o kadar çok böyle olabiliyor. Aa, bu karavanı yanlış yere yazdım. Bunu ya ben o kadar ders çalışıyordum, notları yanlış yerlere yazdım. Bunu alıp şöyle şuraya kaydırsak olur mu derseniz kesinlikle olabilir. Veya ben buraya klavyede bir şeyler yazmak istiyorum derseniz bunu alıp buradaki boşluğa yazabiliyorsunuz. Tamam Hakan, gayet güzel ve etkileyici özellikler. Peki bu kadar çok not alıyoruz, bunlar ne oluyor? Bunlara tekrar girmemiz mi gerekiyor yoksa başka yerden ulaşabiliyor muyuz? Elbette ulaşabiliyorsunuz. Şu kısımdan aldığınız tüm işte notları, işaretlemeleri, şu an bu kitabın üzerinde yapmamışım. Tüm hepsi çıktı. Bunların hepsini seçip tak dışarıya PNG olarak veya PDF olarak aktar diyebiliyoruz. Bu enfes bir özellik, enfes bir yanı. Ekrandaki yazıları değiştirmek istiyorsunuz. Şuradan format kısmına geldiğinizde yazı tipi boyutundan bunu değiştirebiliyorsunuz. Tamam, bu güzel. Birçok e-kitap okuyucuda bunu görebiliriz. Bu cihazı en değerli, en özel kılan, biricik kılan şey tüm bu ayarlarda her şeyin düşünülmüş olması. En ufak ayrıntının bile olması. Örneğin kalınlaştırma güzel. Formatı değiştirebiliriz ama onu uygulamayacağım. Resmi keskinleştirebilirim. Oynayalım ayarlarla. Kelime aralığını arttırmak istiyorum. Satır aralığını arttırmak istiyorum. Paragraf aralığını arttırmak istiyorum. Bunu da yapıyorum. Şu an yani okunmayacak gibi oldu belki ama artık hangisi hoşunuza gidiyorsa onu yapabilirsiniz. İlk haline döndür diyeceğim. Teşekkür ederim. Ha, bu arada tabii ki de şey de yapabiliyoruz. Döndür edebiliyoruz. Hop, sayfayı geçtim. Şöyle dersem hangi yöne döndüreceğimizi bile belirleyebiliyoruz. İşte bu enfes. Şu an nasıl mesela? Hop, ters döndürdüm. Tekrar düzeltmem gerekiyor. Mesela şimdi tekrar başta görünce söylemek istedim. Şuradan hızlıca ilk bölüme geleyim. Giriş kısmında mesela bu kitabı Google Play'den satın almıştım. Direkt buraya aktarıp okuyabilme şansım oldu. Alt tarafta
Bataryanın durumunu, saati, kalan bölüm, ne kadar bölüm kaldı veya kitabın yüzde kaçında olduğunuzu görebiliyorsunuz. Şöyle şuraya basacağım. Bir alanı seçebilirim ama ben bu kadarı seçip farklı bir şey deneyeceğim. Bir kenti tanımanın en bildik yollarından bir anda biri sesli de insanların orada bunu. Nasıl çalıştığına, orada birbirlerini sevdiğine ve nasıl öldüğüne bakmaktır. Gayet güzel çalışıyor. Buradan ses seviyesini, okuma performansını arttırabiliyoruz. Bence bu oldukça güzel bir özellik. Bir diğer güzel özellik bölünmüş görünüm. Ekranı ikiye bölebiliyoruz. Yan tarafı bir not defteri haline getirebiliyoruz. İşte buraya ne yapabiliyoruz? Karavan. Gene yazacağım. Elimde tuttuğum için bir yandan sizler daha rahat görebilin diye yazmak benim için zor olabiliyor. Ama daha düzgün yazacağım. Karavandaki adam. Tabii masanın üzerine koyduğumda çok daha efektif bir şekilde çalışabilirim. Gayet güzel. Yani kalemin hassasiyeti, baskıdaki kalınlık yazma tepkimesi veya arka taraftan silmeye çalışmak, bunlar neredeyse kusursuz bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sorun yaşamıyorum. Ekranın bu kısmını, tamam, kitaba döndürüp bu kısmında tarayıcıyı açabiliyorsunuz. Ben mesela sözlüğe oradan bakabiliyorum. Veya farklı farklı şeyler açabiliyorsunuz. Bu enfes olan bir yanı kesinlikle. Bir tane yaptığımızda böyle geriye gidiyor. Bir de ben ekrana bazı özellikler atadım. İşte şu tarafı açtığımızda son uygulamalar açılıyor. Buradan tak diye bunları kapatabiliyorum. Veya buradan geriye, buradan da ana sayfaydı yanlış hatırlamıyorsam. Cihazın en çok beğendiğim özelliği PDF dosyalarını okuyabilmek adına fevkalade yetenekli olması. Buradan Borges'in baskısı bitmiş bir kitabına giriyorum. Ve bunu ben şu an okunabilir hale getirdim ama aslında böyle değildi. Mesela buradan gezinme moduna geldiğimde sıfırlaya basarsam orijinal haline geliyoruz. Ki böyle okuyabilmek çok zor. İşte buraya zoom yap, geri çek, buraya zoom yap, geri çek gibi bir şey gerekiyor. Ama Notuş'te bunu yapmaya gerek yok. Buradan gezinme kısmından bunu diyorum ki diğer ayarlar, ben kendim ayarlayacağım bunu diyorum. Sen bana diyorum bu sayfayı ikiye böl. Ben sana bir ayar yapayım şöyle birazcık. Bak burada sayfalar böyle. Sen bunu bil. Bana ona göre bunları getir diyorum. Tamam diyeceğim. Harika. Ve artık bunun üzerinde de çeşitli notlarımı almaya başlayabilirim. Nasıl? Bence oldukça etkileyici, güzel. Gerçekten çok çok fazla fonksiyonu var. Bütün bu fonksiyonların içerisinde kaybolmamak mümkün değil diyebilirim ama birazcık cihaza alıştıktan ve çözdükten sonra artık sizin için bir sağ kolunuz haline geliyor ve tüm okumaya, yazmaya dair işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Not uygulaması gerçekten çok gelişmiş. Şuradan tekrar ona da bakmak istiyorum. Bakın sol taraftan farklı farklı şeyler de yapabiliyorsunuz. Ben gösteremedim ama ne bileyim, bir tane çizgi çizdim. Buna tıkladım. Yani kare. Her şeyi yapabilirsiniz aşağı yukarı. Şöyle yapalım. Bence fevkalade güzel. Sesli notlar dahi alabilirsiniz içerisine. Kaydediyorum. Ve bakın buradan sesli notu da tekrar dinleyebiliriz. Mikrofonu fena değil. Burada net duyulmayacağı için göstermeyeceğim ama notlar kısmında işe yarar. Belki biraz bir tık daha iyi olabilirdi. Fakat hoparlör kısmında oldukça tatmin edici bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Kullanım süren boyunca en çok hoşuma giden şey notun içerisindeki neredeyse her şeyin düşünülmüş olması ve kullanıcı tarafından tümüyle kendine has bir formata dönüştürülebilmesi. Şimdi mesela kitap aktarma diye bir özellik var. Bu şöyle çalışıyor. Normalde ben bunu telefonda yaparken bir uygulama aracılığıyla yapıyorum. Kitap aktarmaya girdiğinizde size bağlı olduğunuz Wi-Fi'den bir IP adresi veriyor. Bu IP adresini tarayıcıdan girerek hemen oradan pratik bir şekilde bilgisayarınızdaki dosyayı buraya aktarabiliyorsunuz. Bu çok fazla işe yarayan bir özellik. Sürekli kabloyla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Ya da işte eğer o an işte bir bulut servisine bağlı değilseniz hemen o Wi-Fi üzerinden bunu halledebiliyorsunuz. Kesinlikle işe yarayan bir özellik. Tabii bir Android cihazı olduğu için yarı tablet, yarı e-kitap okuyucu sayabiliriz. Haliyle içerisinde bir Android cihazında görmeye alışık olduğumuz tüm temel uygulamalar var. Takvim, sözlük, ki sözlük fonksiyonu okuma içerisinde çok ideal oluyor. Türkçe bir sözlük yüklemedim ama muhtemelen yükleniyordur. Birazcık daha kurcalasam onu bulabilirdim. Ben onun yerine işte tarayıcıdan sözlük gov.tr'yi açtım. Oradan bakmayı tercih ettim. Oradan çünkü daha farklı yönlerini de görebiliyorum. Oldukça güzel bir sözlüktür o. Bu bizim hep bahsettiğimiz Türk Dil Kurumu yayınlarının artık oradaki dijital şeyin. Her neyse işte ses kaydedici vesaire, galeri vesaire vesaire her şey var şu an benim sayamayacağım kadar çok şey.
Not3'ün özellikleri kabaca böyleydi ama bu kısa videoda tüm özellikleri tanıtabilme şansımız yok elbette. Yıllar önce blogda yazılar yazdığım dönemde bu kadar çok gelişkin değildi e-kitap okuyucuları. Performans yönünden oldukça zayıftılar, fonksiyonellik bakımından pek tatmin edici değillerdi. Yine de ben onlara çipetpet gözüyle bakıyordum ama lezzetli çipetpet değillerdi. Fakat bugün geldiğimiz noktada Onyx Books'un cihazları ya da en azından Not3 cihazı oldukça lezzetli bir çipetpet. Ben diğer cihazların da birazcık inceleme şansım oldu. Onlar da oldukça güzel duruyorlar. Bu konuda dürüstlükle bir beğeni ortaya koyabilirim. Bu cihazı kullandığım süre boyunca beni neredeyse hiç üzmedi. Tüm not almalarımı, okumalarımı onun üzerine kaydırdım. Normalde ben işte bir deftere not alıyordum ve onun fotoğrafını çekip, Evernote'da fotoğrafını çekip oraya aktarıyordum. Oradan başka işlemler gerçekleştiriyordum. Fakat buna hiç gerek kalmadı. Özellikle bu Evernote eşitlemesi benim çok çok fazla işime yaradı. Ya da işte buluttan dosyalara ulaşabilmek gibi şeyler. Tüm yönleriyle çok pratik ve fonksiyonel bir e-kitap okuyucu Not3. Umarım Not3'e dair aklınıza soru işaretleri varsa bu video soru işaretlerini kaldırmıştır veya bir e-kitap okuyucu arıyorsanız kendinize bir referans oluşturabilmiştir. Eğer Not3'ü satın almak isterseniz Onyx Books Türkiye'den bir ricada bulundum. Bizler için bir indirim kodu tanımladı, %5 bir indirim kodu. Onu videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ürünün linkine de ulaşabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.